huzura doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, herkes tarafından sevilmek veya çok insan tarafından sevilmek iyi bir şey. Yani hani kitaplarda da yazıyor. Herkes tarafından sevilmek başarının anahtarıdır diyenler bile var. Ama şimdi öyle bir zamanda yaşıyoruz ki bir de o var yani. Herkesle dostluk kurmak çok mümkün olmuyor. Ne bileyim, herkesle arkadaş olmak bazen insana zarar verebiliyor, tehlikeli olabiliyor. Dolayısıyla bu konuda seçici olmak mı gerekir? Yani evet, çevresinin geniş olması insanın güzel bir şey gibi görünüyor ama zarar da verebilir yani. Seçici mi olmak lazım? Şimdi bunlar uzun uzun anlatılmış da bir de İmam-ı Gazali Hazretleri'nin rahmetullahi aleyh bir tasnifi var. Benim çok hoşuma gidiyor. O her şeyi anlatmış orada. Bu zat buyuruyor ki, arkadaş üç çeşittir, dost üç çeşittir. Birincisi gıda gibidir. Devamlı ihtiyacımız olur. İkincisi ilaç gibidir. Bazen lazım olur. Üçüncüsü hastalık gibidir. İstemediğimiz halde o bizi bulur. Hatta kaçmak lazım. Geçinmek icap eder. Şerrinden, kötülüğünden kurtulmak için idare edilir. Gidene kadar. Yani her şeyi bildirmiş yani. Üçe ayırmış. Evet. Gıda gibi. Evet, çok güzel. İlaç gibi, hastalık gibi. Ve insan tabii ki kitapları okudukça otomatik olarak kendini sorguluyor. Ben hangisiyim? Gıda gibi miyim? İlaç gibi miyim? Yoksa hastalık gibi miyim? Bunlardan birisiyiz biz. Üçe ayırmış. İnsanlar bu üç sınıftan birisidir diyor. Bu insan üç sınıftan birisidir. Ve Ehl-i Sünnet alimleri de buyuruyor ki, herkesle arkadaşlık yapmak, dostluk kurmak uygun değildir. Bu hükmü de yazmışlar. Uygun değil. Şimdi hastalıklı adamla nasıl dostluk kurarsın? Hastalık gibi olanla. Değil mi? Yani nasıl dostluk kurarsın? Çünkü bir hadis-i şerif naklediyorlar Ehl-i Sünnet alimleri. Kişinin dini arkadaşının dini gibidir. Dinül mer'u dinil ahi diye geçiyor. Kişinin dini arkadaşının dini gibidir. O halde kiminle arkadaşlık edeceğinize çok dikkat edin buyuruluyor. İmam Hakim nakletmiş bu hadis-i şerif. Yani kişinin dini arkadaşının dini gibidir. Efendim kerata, mason ama, komünist ama, dinsiz ama işte iyi çocuk ya. Bir kere Allah-u Teala'ya iman etmeyen, Allah-u Teala'ya inanmayan bir kimse iyi olmaz buyuruluyor. İyi bir Müslümana iyi denir. Çünkü yani Allah-u Teala'ya iman etmeyen bir kimsenin kalbinde Allah korkusu olmadığı için ahiret düşüncesi de yok. Dolayısıyla bu adam her şeyi yapar. Ölçüsü kantarı yok ki. Bir tek aynı şekilde işte yani kanundan korkar, kanun yakaladığı zaman ceza vereceğim diye ondan çekinir. Yani bu kanunu da yakalayamayacağı yerde de o devlete de ihanet eder. Allah-u Teala'ya inanmadığı için her türlü zulmü, kötülüğü yapar. Onun için dikkat etmek lazım. Şeytan insana kötü arkadaşı vasıtasıyla günah işletir. Biz işte liseye giderken o gençlik dönemimizde o dönemlerde söyleniyordu. Ne söyleniyordu? Mesela köylerde falan düğünlerde kasa kasa içki getiriliyor. Evlenecek çocuğa, delikanlıya düğününde içiliyorlar falan. Bu zamanda içmeyecekler, ne zaman da içecek? İşin enteresan tarafı Mustafa Bey, din öyle unutulmuş ki ana baba da öyle, babası tabii ya benim oğlum önce içecek falan. Kaç kere evlenecek canım? Tabii. Bir kere yani. Adam sarhoş, iman gitti mi gitmedi mi belli değil, zifafa girecek. O gece daha inecek de kadın hamile kalacak olursa Allah-u Teala korusun. İman gittiyse nikah da gider. Veled-i zina olur çocuk. Veled-i zina olur. Ve o gençler arasında da böyle dalga geçiliyor. Oğlum hadi sen eve git de anan sana süt versin. Öyle de süt çocuğu. Ha, süt çocuğu. Muhallebi çocuğu. Onu böyle hafife alarak, dalga geçerek, alay ederek şeye teşvik ederler. Alkole şeye teşvik eder. Hani burada buyuruyorlar ya, şeytan insanı kötü arkadaş vasıtasıyla günah işletir diye. Evet. Ona yüklenir, buna teklif et. Bununla böyle dalga geç, bununla böyle alay et. O da onlara bir yere kadar dayanır. O dayanma gücü şeydir. Hatta bu 80 ihtilalinde ben o zaman daha milli eğitimde çalışıyordum. Genelkurmay'da briefing yapılmış. O briefingde işte o zaman komünist hareketler, başka türlü hareketler, Türkiye'de anarşi yoğunlaşmıştı. O briefingde gelen böyle küçük kitapçık halinde gelmişti. Her öğretmene gönderilmişti. Orada benim bir şey dikkatimi çekti. Kız çocukların beyni 15 günde yıkanıyormuş. Erkek çocuklar bir ay dayanırmış. Açık net yazıyordu bu. Genelkurmay'ın aynı şekilde yapmış olduğu o benim... Kız da olsa erkek de olsa neticede gidiyor yani. Gidiyor yani. Mesela Müslümandır, ona işte komünizmi anlatıyor, masonu anlatıyor, komünizmi anlatıyor, masonu anlatıyor, her gün anlatıyor. 15 gün sonra o da aynı şekilde ya mason oluyor, ya komünist oluyor, ya dinsiz oluyor. De öyle söyleyiver. Adam mesela zındıktır, ilahiyat profesörüdür. Habire mezhepsizliği anlata, anası babası ehl-i sünnetli kadında olan bir Müslüman çocuğunu ilahiyata gönderiyor. Çocuk ilahiyattan mezhepsiz olarak çıkıp geliyor. Evet, maalesef. Değil mi? Evet. Veya İmam'da aynı şekilde mezhepsiz olarak çıkıp geliyor. Çünkü o zaman öyle de bir ay dayanır. Beyin yıkama diyorlar buna. Kız çocuklar 15 gün deniyor. Onun için de hadis-i şerifte kişinin dini arkadaşın dini gibidir. Hatta ben mesela kitaplarda bunları okurken arkadaş ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını okuyunca ben arkadaşı iki ayaklı insan olarak anlıyordum. Sadece öyle değilmiş Mustafa Bey. Öyle değilmiş. Ya okuduğu kitap, baktığı film, izlediği aynı şekilde dizi neyse. Şimdi cep telefonlar var takır takır aynı şekilde girdiği şey. Girdiği site. Mesela bize gelmişti. Bir mektup gelmişti. O zaman mektup yapıyordu. Diyordu ki benim çocuk satanist olmuş. Dedim arkadaşlar arkadaşı yok diyor. Dedim bilgisayar var mı? Ha dedi bir odasına çekiliyor bilgisayara bakıyor. Bitti. İnternet vasıtasıyla girdi satanist sitelerine. Ondan sonra bir telefon açayım dedi. Aha bu telefon açtı oradakiler bir yakaladılar. Zıt bunu şey yapa gel bizim buraya şey yaptın falan. Çocuk oldu satanist. Ya virüsü arkadaşından almadı ama bilgisayardan aldı. Evet, bilgisayardan aldı. Dolayısıyla insana kötülük veren ne varsa kitap hatta bize mesele derlerdi. Kitap iyi bir arkadaş. Kitap iyi bir arkadaş değil. İyi bir kitap iyi bir arkadaş. Çünkü bozuk kitaplar da var. Dini mesela yanlış anlatan, mezhepsiz ve habi neyse itikadı bozuk kimselerin yazdığı kitaplar da var. Bunları okursan itikadın bozuk olacak. Yani o kitap iyi bir arkadaş değil, kötü bir arkadaş oldu. Gazete de öyle, radyo da öyle, televizyon da öyle. Bunların hepsi arkadaşmış meğer. Bunların hepsi arkadaşmış. Ama öbür tarafta hadis-i şeriflerde tanıdıklarınız çok olsun çünkü kıyamet günü her biri şefaat eder. Hani siz dediniz ya hani çok olması. Ama böyle arkadaşları çoğaltman lazım. Allah sevgisi olanlardan arkadaş edinler. İyi arkadaşlardan çoğaltmak zorundasınız. Hatta bir hadis-i şerifte çok dostunuz olsun. Çünkü Rabbiniz haya sahibidir, kerimdir. Kıyamette dostları arasında din kardeşlerinin içinde bulunan kuluna azap etmekten haya eder. Çok büyük bir nimet o. Hatta İslam alimlerin büyüklerinden Hazreti Osman'ın soyundan geliyor. Şam'da metun. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri var. Bu zatın bir sözü var. Bu kapıda ehil naehil beraber esti. Mesela Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri hayattayken onun dergahına gidiyor, medresesine gidiyor, onu seviyor, onun kitaplarını alıyor, onun buyurduklarını yapıyor. Bunu yapıyor falan. Yarın mahşer günü diyor. Eğer Allah-u Teala bizim bu yaptıklarımız beğenir, razı olur. Bize derlerse ki sen cennete git. Tek başına gitmez buyuruyorlar. Tek başına gitmez. Ya Rabbi ben bu talebelerim ve bu arkadaşlarımı da isterim. Dostlarım vardı benim. Dostlarım var. Hepsini beraber götürür. Onun için iyi dost seçin, iyi arkadaş seçin. Seçerken ona dikkat edin buyuruyor. Allah yolunda bir din kardeşi edinene Allah-u Teala cennette bir derece verir buyuruluyor. Kişi dünya ve ahirette de sevdikleriyle beraber olur. Onun için iyilerle arkadaşlık etmeye çalışmalıdır. Allah-u Teala çoğu zaman bir sevgili kulunun kalbinde bir kimseye muhabbet görür de onun hürmetine buna merhamet ederek sevdiği kullar arasına ilhak edebilir. Şimdi bir hadise anlatıyor Ehl-i Sünnet alimleri. İbrahim el-Etem Hazretleri'nin hayatı anlatılırken İbrahim el-Etem Hazretleri evliyalık iklimine girmiş. Mekke'ye gidiyor. Kabe-i Muazzama'da işte tavaf yapıyor, ibadet yapıyor, yoruluyor. Böyle direğe yaslanmış, içi geçmiş. O anda bir rüya görüyor. Bakmış iki melek, ellerinde bir liste var. Bu da görüyor o yazılanları. Bazı evliya-i kiramın isimleri yazılı. Öyle olduğunu hissedince soruyor. Bunlar diyor kim? Bunlar diyor Allah-u Teala'nın evliyası. Ama diyor benim ismim yok orada diyor. Benim ismim yok. Melekler diyor ki biz Allah-u Teala kimi dediyse onu yazarız. Ama diyor ben bunları çok seviyorum biliyor musunuz diyor. Ben bunları çok seviyorum. Hepsini diyor. Seviyorum. Hepsini seviyorum bunları. Ben bunları çok seviyorum. Bunun üzerine kayboluyor melekler. Tekrar geldiğinde başa İbrahim el-Etem Hazretleri'ni yazmışlar. Hani buyuruyor ya, bir kişinin duası veya hatırı için Cenab-ı Hak ona merhametle muamele eder. Kabiliyeti yapısına müsaitse o da Allah-u Teala sevgili kullarından olur mu? Elbette ki olur. Ama yani böyle arkadaş bulduğunuz zaman da onun da kadir ve kıymetini bilmeli. Mesela Hazreti Ali buyuruyor ki arkadaşların en kötüsü sana tekellüf eden, yani külfet veren, kendisinin idare edilmesine seni mecbur kılan, seni özür dilemeye zorlayıcı işlere iten kimsedir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz de ben ve ümmetimin salihleri tekellüften uzağız. Yani kimseye yük olmayız diyor. Hani bu tam İbn-i Hasaid Demediye kitabı bazen buradan nakiller yapılıyor ya. O kitabı hazırlayan Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken Fatih'teydi evi. Çarşamba pazarı var orada İstanbul Fatih'te. Bir gün o çarşamba pazarına çıkıyor, evinin ihtiyacını çağırıyor. Bir talebesi koşmuş gelmiş, efendim müsaade ederseniz ben taşıyayım diye. Mübarek böyle elini ensesine koymuş. Demiş kurda sormuşlar ensen niye kalın diye. Biliyor musunuz kardeşim buyurmuşlar. Ne cevap vermiş biliyor musun? Kendi işimi kendim görürüm. Kendi işimi kendim görürüm. Kendi işimi kendim görürüm. Dolayısıyla herkese dostluk olur mu? Herkese dostluk olmaz. Ama iyilerle dostluk kurulur ve bu iyileri bulunca kıymetini bilmeli ve sayılarını da arttırmalı. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan önemli bir konuda bilgiler aldık. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, en akıllınız ölümü çok hatırlayan, ahiret için azık toplamakta acele edendir. Ölümü çok hatırlayan dünya ve ahiret saadetine kavuşur. Sadaka vermekte acele edin çünkü bela sadakayı geçemez. Kâbe, zuhurların ve arşa olan tecellilerin üstüdür. Kâbe, duvar, direk ve taştan ibaret değildir. Bunlar olmasa yine Kâbe'dir ve kendisine doğru secde edilen yerdir. Kâbe, sureta dünyadandır. Hakikatte ahirettendir. Kâbe, Ravda-i Mütahhara'dan efdaldir. Kâbe'nin hakikati, teayyün mertebelerinin üstünde olup, sırf nurdur. Kâbe'nin hakikati. Kâfirleri aziz tutan, Müslümanları tahkir etmiş olur. Küffarı, kâfirleri aziz tutmak, meclislerine hürmet ve sohbetlerine devam etmek ile olur. Kâfirlerden şeyler sual edip, hükümlerinin icabıyla amel eylemek, o düşmanları son derece yükseltmektir. Doyamadım o Mahmud'a, doyamadım o Ahmet'e, ashab bile doymamış ki, nasıl doyam Muhammed'e. Doyamadım Beytullah'a, doyamadım Resulullah'a, yalvarıyorum Allah'a, bir daha gösterir mi ki? Ben Resul'den çok memnunum, o da benden memnun mu ki? Tekrar nasip eyle ya Rab, ben Resul'e doymadım ki. Doyulur mu o Mahmud'a, doyulur mu o Ahmet'e? Ashab bile doymamış ki, nasıl doyam Muhammed'e? Doyamadım Beytullah'a, doyamadım Resulullah'a, Yalvarıyorum Allah'a, bir daha gösterir mi ki? Camisiz sıra direkler, müminler şefaat bekler. Nöbet tutuyor melekler, ben Resul'e doymadım ki. Nurunu gördüm göklerde, Beytullah ile Mekke'de. Ölmez ruhu Medine'de, ben Resul'e doymadım ki. Doyulur mu o Mahmud'a, doyulur mu o Ahmet'e? Ashab bile doymamış ki, nasıl doyam Muhammed'e? Onu gören hacılarım, ana baba bacılarım, hafız müftü hocalarım, ben Resul'e doymadım ki. Sevindim gördüğüm anda, ağlayarak ettim veda. Ömer Sıddık, Fatma anam yanında, bunlara da doymadım ki. Doyulur mu o Mahmud'a, doyulur mu o Ahmet'e? Ashab bile doymamış ki, nasıl doyam Muhammed'e? Doyamadım Beytullah'a, doyamadım Resulullah'a. Yalvarıyorum Allah'a, bir daha gösterir mi ki? Büyük hadis alimleri. Hadis alimleri çok yüksek insanlardır. Ravileriyle beraber 100.000 hadisi şerifi ezber bilene hafız denir. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyene hafız denmez, kâri denir. Bugün hadis-i şerifleri ezbere bilen bulunmadığı için kâri yerine yanlış olarak hafız diyoruz. 200.000 hadis-i şerifi ezbere bilene şeyhül hadis denir. 300.000 ezberleyene hüccetül İslam denir. 300.000'den daha çok hadis-i şerifi ravileriyle, senetleriyle birlikte ezber bilene hadis imamı ve hadis müçtehidi denir. Doğru oldukları bütün İslam alimleri tarafından tasdik edilmiş olan hadis kitaplarından 6 tanesi bütün dünyada şöhret bulmuştur. Bu 6 kitaba Kütüb-i Sitte denir. Bu kitaplardaki hadis-i şeriflerin sahih oldukları icma ile bildirildi. Kütüb-i Sitte'yi yazan 6 büyük alim. 1. İmam-ı Buhari rahmetullahi teâlâ aleyh. İsmi Muhammed bin İsmail'dir. Sahih-i Buhari ismindeki kitabında 7.275 hadis-i şerif vardır. Bunları 600.000 hadis arasından seçmiştir. Her hadisi yazacağı zaman gusl abdesti alıp 2 rekat namaz kılar, istihare ederdi. 2. İmam-ı Ebu'l-Hüseyin Müslim Nişapuri rahmetullahi teâlâ aleyh. Cami-ü's Sahih ismindeki kitabını 300.000 hadisi şeriften seçmiştir. 3. İmam-ı Malik bin Enes Muvatta ismindeki kitabı ilk yazılan hadis kitabıdır. 4. İmam-ı Tirmizi rahmetullahi teâlâ aleyh. İmam-ı Muhammed bin İsa'dır. Cami-ü's Sahih ismindeki hadis kitabı çok kıymetlidir. 5. Ebu Davud Süleyman bin Eş'as Sicistani, Sünen ismindeki kitabında 4800 hadisi şerif vardır. 6. İmam-ı Nesai, adı Ebu Abdurrahman Ahmet bin Ali'dir. Sünen-i Kebir ve Sünen-i Sagir adında 2 hadis kitabı çok kıymetlidir. Osman Bedrettin Hazretleri. Bugün yine evliyaların mübarek bedenleri ve ruhlarının saçtığı feyz ve bereketiyle bir gülistana çevirdiği Anadolu'nun pek güzel bir bahçesi olan Harput'a, manevi iklimin yetiştirdiği nadide bir çiçeği, Osman Bedrettin Efendi'yi anlatmak üzere gideceğiz. 1858 yılında Erzurum'da doğar Osman Bedrettin. Babası Seyyid Selman Sükûti'dir ki, ilim gibi şeref olmaz düsturu doğrultusunda yetiştirmeye başlar Osman Bedrettin'i. Hani yaşı küçüktür ama zekası ve idrakiyle çok çabuk kavrar derslerini. Hele müthiş hafızasıyla 9 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberler. Yaşıtları sokakta oyun peşindeyken, o, ilim ve marifet lisanı olan Arapçayı öğrenir süratle. Sonrasında derinlere iner, tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerini öğrenmeye başlar. Kendinden önce ilme başlayanları geçer ve sıyrılıp çıkar aradan. Sadece ilim değildir elbet ondaki haslet. Yaratılışından gelen o sürekli tefekkür hali, tevazusu görülesidir. Merhameti bu özellikleriyle mecz olunca, haliyle herkesin sevgilisi olur. İlim tamamdır. Fakat bu ilmin kemal bulması ve manevi ilerleme şarttır. Ve bu elbette yalnız başına olacak iş değildir. Öyleyse nazarlarına ve sohbetine muhatap olmak için bir mürşid-i kamil gerektir. Osman Bedrettin bu çok iyi bildiği hakikat doğrultusunda bir mürşid-i kamil aramaya çıkar. İsmini duyduğu Seyyid Ahmet Efendi'nin yanına gider. Hiç görmediği bu zat camide otururken Osman Bedrettin içeri girer. Seyyid Ahmet Efendi başını kaldırmaz bile. Ona bakmadan onu bekliyormuş gibi bir eda içinde ismiyle hitap ederek "Hoş geldin Osman Bedrettin" diye keramet gösterir ki Osman Bedrettin Hazretleri bir suyun okyanusa kavuştuğu gibi sükûn bulur gönlü ve adeta akar bu asude limana. Osman Bedrettin Seyyid Ahmet Efendi'ye kendisini talebeliğe kabul etmesi için arzda bulunur. Ahmet Efendi'nin cevabı mürşid-i kâmillerin muazzam manevi dünyasından bir inci gibidir. Ey Osman Bedrettin! Biz ta Buhara'dan kalkıp buraya zaten bunun için gelmedik mi? Bu cevap üzerine Osman Bedrettin tarifsiz bir sevinçle diz çöker hocasının önünde. O zaten sünnet-i seniyeye uygun kullandığı bedeninin içindeki gönlünü teslim eder kalp tabibine ve edebe dikkat eder. Hocasının emirlerini acabasız, itirazsız kabul eder her zaman. Nice yaşanmadan anlatılamayan feyizli sohbetlerle muhabbet fırınlarında pişerek yükselir Osman Bedrettin. Bir gün fırtınaya yakalanan Osman Bedrettin'e Hızır aleyhisselam yardım eder ve onu hocası Seyyid Ahmet Hazretlerinin evine kadar götürür. Bu artık her şeyini borçlu olduğu mürşidinin ondan ayrılması gerektiğinin bir işaretidir. O olan biteni anlatınca hocası artık Buhara'ya geri dönmesi gerektiğini, işinin tamam olduğunu talebesine anlatır ve ciğerleri yakan ayrılık vuku bulur kısa süre sonra. Zaman, Müslümanların koruyucusu, adaletin bekçisi, medeniyetin öncüsü Osmanlı İmparatorluğu'nun sıkıntılı zamanlarıdır ki, dört bir cephede savaş verilmektedir. Bunlardan biri de Rusların açtığı yaradır ki Erzurum'a saldırmışlardır. Osman Bedrettin Hazretleri Ruslara karşı muazzam bir mücadele verir ve bu savaş sırasında nice üstün halleri görülür bu büyük zatın. Dikkatleri çekince bir taburda imam olarak görev verilir kendisine. Bundan sonra İmam Efendi olarak da anılmaya başlar. Bir zaman sonra hasretiyle yandığı hocası Seyyid Ahmet'i rüyada görmekle şereflenir. Hocasının ona gösterdiği istikamet Palulu Büyük Veli Muhammed Sâmînî Hazretleridir. Uyanınca hemen itaat eder emre, gider Muhammed Sâmînî Hazretlerinin yanına. Fakat büyük evliyanın sigara içmesinden dolayı gönlü tam teslim olamaz Sâmînî Hazretlerine. Muhammed Sâmînî Hazretleri Allah'ın izniyle kalbinden geçenleri bilir kendisine emanet eden Osman Bedrettin'in. Ondan pekmez ister bir ara. Osman Bedrettin gidip baktığında pekmez küpünün boş olduğunu görür. Muhammed Sâmînî Hazretleri git tekrar bak deyince bu defa küpün ağzına kadar pekmez dolu olduğunu görüp bu büyük keramet karşısında tövbeler edip Muhammed Sâmînî Hazretlerine tam bağlanır. Artık onun büyüklüğünden şüphesi kalmamıştır. Muhammed Sâmînî Hazretleri Osman Bedrettin Hazretlerini Seyyid Ahmet Hazretlerinin ilerlettiği manevi yerden alıp daha da ilerletir manevi olarak. İlim ve marifetleri bir nehir gibi kalbine akıtır Osman Bedrettin Hazretlerinin. Bir zaman sonra hocası ona icazet, yani maddi ve manevi ilimlerde diploma verir. Bu icazetin yanında bir de hediye verir Osman Bedrettin'e. Osman Bedrettin, hocasının verdiği hediyeyi açıp baktığında, bir büyük kerametin izharı olan hakikat, tarikat, şeriat, itikat ve tasavvufla ilgili eşsiz bir eser olup, evliyaların söz birliğiyle Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif kitaplarından sonra kitapların en kıymetlisi diye tarif ettikleri kitabı görür. Evet, bu kitap, marifet, hidayet, kerametler kaynağı, esrar denizi, evliyalar serdarı ve büyüğü İmam-ı Rabbani Hazretlerinin eseri olan Mektubat-ı Şerif'tir. Yıllar önce evine giren hırsızın çaldığı mektubatın ta kendisidir hem de. Osman Bedrettin Hazretleri, itikat düzgün olmadan ibadetlerin bir kıymeti olmayacağını, Ehl-i Sünnet vel Cemaat itikadının Resulullah'ın işaret ettiği tek doğru fırka olduğunu, çünkü Ehl-i Sünnet vel Cemaat itikadının Resulullah'ın ve eshabının izinde olduğunu ömrü boyunca hemen her sohbetinde ısrarla hatırlatır ve üzerinde durur. 1922 Harput tarihinin olduğu kadar bütün bir İslam coğrafyasının da hüzün duyduğu yıllardan olur. Çünkü bu hazan mevsimi Osman Bedrettin Hazretlerinin hayal alemi olan bu dünyadan hakikat alemine göçtüğü yıldır. Büyük Allah dostu Osman Bedrettin Hazretleri buyurdular ki: Allahü Teâlâ'dan başka ilah yoktur. Muhammed aleyhisselam onun kulu ve resulüdür. Yalnız Allahü Teâlâ vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. İnsan Allahü Teâlâ'nın nimetlerini düşünse, bunların şükrünü nasıl yerine getireceğinden hayret eder. Şükrünü tam manasıyla eda etmek mümkün değildir. Allahü Teâlâ emirlerine itaat ve yasaklarından kaçma gibi azıcık bir şeyden razı oluyor. Pek çok ikram ve ihsanda bulunuyor. Tasavvuf, kitap ve sünnete dayanan ilahi ve rabbani hikmetin adıdır. Konusu ise kişiyi gafletten sakındırıp Allahü Teâlâ ile beraber olmayı kazandırmaktır. Faydası da kişiyi nefsin kötü huylarından arındırıp insanı kâmil ve Mevla'ya layık bir kul yapmaktır. Abdestin sünnetleri: 1- Euzu okumak, 2- Besmele okumak, 3. Ellerini yıkamak. 4. Parmakların arasını hilallemek. 5. Ağzına su vermek. 6. Burnuna su vermek. 7. Niyet etmek. Hanefi'de yüzü yıkarken niyet etmek farz değildir. Sünnettir. Şafii'de farzdır. Maliki'de elleri yıkarken farzdır. 8. Kıbleye dönmek. 9. Sakalını hilallemek, eğer sık ise. 10. Sakalını meshetmek. 11. Sağ yanından başlamak. 12. Sol elinin küçük parmağıyla, sağ ayağının küçük parmağının altından başlayarak, sırayla parmaklarının arasını hilallemek. 13. Başına kaplayarak meshetmek. 14. Başından artan su ile kulaklarına ve boynuna meshetmek. 15. Tertibe riayet etmek. 16. Arasını kesmeyip birbirine bulaştırmak. 17. Başına mesh verdiği vakit önünden başlamak. 18. Misvak kullanmak. 19. Gözünün kenarına ve kaşına suyu ulaştırmak. 20. Derk, yıkanan yerleri ovmak. 21. Abdestini yüksekçik bir yerde durarak almak. 22. Abdest azalarını 3 kere yıkamak. 23. Abdest aldıktan sonra ibriği doldurmak. 24. Abdest alırken dünya kelamı söylememek. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi ilimiz Edirne'nin yine tarihi bir ilçesi Uzunköprü'den sesleniyorum. Uzunköprü çok mümbit bir ovanın ortasına kurulmuş güzel bir ilçe. Büyükçe de bir ilçe. Trakya'nın büyük ilçelerinden birisi. Keşan'dan sonra gelir belki. Şimdi biz Karayolları levhasının önünde Uzunköprü ile ilgili birkaç bilgi vermeye çalışacağız. Ondan sonra da Uzunköprü'yü şöyle görebileceğimiz bir tepeye çıkıp günün bu saatinde artık güneşe de biraz bağlı kalacağız. Size Uzunköprü'nün tarihini hem burada hem orada anlatarak bugünkü programımıza devam edeceğiz. Uzunköprü adını kendinde yapılmış olan tarihi bir köprüden alıyor. Bu köprünün 1425'lerde yapılmaya başlandığı rivayeti var. Bu rivayeti ben kuvvetli göremedim. 1443-44 yılları arasında yapılması uygun bir olaydır. Sanki doğrusu da budur. Yani 25 yıl ve 18 yıl neyse süren bir köprü inşaatı Osmanlı'da pek olmamıştır. Diyeceksiniz ki köprüde baba yiğit, hakikaten baba yiğit köprü. İlerleyen programlarımızda, günlerimizde inşallah sizlere o köprünün üzerinde de durarak köprü hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Burada bir şehir yoktu. Osmanlı'nın kurduğu bu Trakya bölgesindeki yeni şehirlerden birisidir Uzunköprü. Ergene suyu geçiyor. Tabii bu Ergene suyu Meriç, Tunca, Edirne tarafından geliyor. Bulgaristan topraklarından geliyor. Edirne'de birleşiyorlar. Meriç olarak devam ediyorlar. Tunca bitti. Sonra Ergene esas Yıldız Dağları'ndan, yani bizim İstranca Dağları diye tanıdığımız dağlardan çıkan bazı tabii kaynaklar var. Bu kaynaklardan birisi Vize'de, birisi Pınarhisar'da, birisi Kaynarca ilçesinde, ve ona benzer de yolda böyle insan gövdesi kadar su çıkan kaynaklar bu söylediklerim. Hatta rivayet ederler ki Tuna'dan güya birisi bastonunu atmış da işte Kaynarca ilçesindeki kaynayan yerden baston çıkmış. Hatta çoluk çocuğunun parasız kaldığını öğrenen birisi de oradan bir ağaca bir keseyle altın bağlamış da o altında demiş herhalde, tembih etmiş, bizim çocuklar para bekliyor orada, onlara görün mutlaka, oradan alınmış. Bunlar insanların arasında böyle tatlı tevatür halindeki hikayelerdir. Ama belli ki büyük bir yeraltı nehrinden o bölgede Vize olsun, Pınarhisar olsun, Kaynarca olsun, bu Ergene'nin nasibi var. Tabii Ergene'nin bir kolda ta karıştıran tarafına kadar ulaşıyor. Oradan da geliyor. Yani o koca ovayı, Ergene Ovası'nı dolaştıkça çoğalıyor, dolaştıkça çoğalıyor. Tabii bazı sanayi tesislerinin kurulmasıyla Ergene'nin kirliliği arttı. Artık canlıların içerisinde yaşayamayacağı kadar kirli olunca da projeler üretilmeye başladı. Şimdi Ergene Havzası'nda da güzel bir faaliyetin olduğunu biliyoruz. Meriç Tunca taşkınlarla tehdit ediyor. Ergene'nin taşkınlara tehdit edecek bir durumu yok. Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında Ergene üzerine çeşitli köprüler yapılmış. Ama İstanbul ana hattında olan Ergene üzerine kurulmuş. Ergene Ova'da kavisleri yapmaya başlayınca işte bu Uzunköprü dediğimiz yerde köprü evvelden yoktu. İkinci Murat Han oğlunu tahta yerine vekil bırakıp da gittikten sonra Manisa'ya, Macarlarda Papa'nın tahrikiyle Bulgaristan toprakları üzerinden Osmanlı hudutlarından girmeye başlayınca Murat Han Çanakkale yoluyla gelip buradan Edirne'ye geçmek istedi. Fakat geçemedi, Papalık donanması orayı kapatmış idi. Bu sefer İstanbul Boğazı'ndan Venediklere adam başına bir altın vererek geçmesi için ücret vererek, geçirmesi için ücret vererek oradan büyük bir borca girip askerini geçirdi. Buradan da Edirne'ye gelmesi lazımdı. Edirne'ye gelirken Ergene'nin üzerinden geçilmesi de bayağı sıkıntılar oldu. Varna zaferini kazandıktan sonra Murat Han buraya mutlaka bir köprü yapılmasını emretti. 1390 civarında uzunluğu var, metre civarında uzunluğu var Ergene üzerindeki uzun köprünün. Uzunluğu köprüye isim olmuştur. Aslı Ergene Köprüsü'dür. Ama Ergene üzerinde birçok köprüler var. Pehlivanköy'de mesela Akarca Köprü diyorlar. Onun da başka bir tarihi adı olması lazım. Bir yaptıranın adı olması lazım. Ama onlara ulaşamıyoruz. Bir de hikaye uydurmuşlar. Onu da inşallah ilerleyen zamanlarda, ileriki günlerde o Akarca Köprüsü'nü sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Başarabilirsek tabii. Şimdi bu uzun köprü yerleşim yeri olarak hiçbir köy yokken köprü kurulunca Murat Han civardaki köylerden insanları buraya köprünün başına, köprüyü gözetmek üzere iskan etti. Onlara devletin yerlerini verdi. Buralar sizin olsun, bu tarlaları ekin, bu evlerde oturun. Evler kurdurdu. Çünkü bir yere köprü yaparsanız bu köprünün başında orayı 24 saat gözetleyecek bir insan topluluğu olması lazım. Dağ başına yalnız yere köprü kurulmaz. Askerlikte de çeşitli manialar koyarsanız onu asker nöbetçilerle korumanız lazım. Bir mayın tarlasını bile eğer araziye serdiniz, ondan sonra da onu gözetlemiyorsanız düşman gelir, onu bir yolla mayın tarlasını söker, oradan da rahat rahat geçer. Bu yüzden çok iyi bir düşünceyle Murat Han buraya bu şehri kurdu. Yetmedi, buraya cami yaptırdı, kervansaray yaptırdı, imaret yaptırdı fakir fukaraya yemek dağıtılacak şekilde, sular getirttirdi, çeşmeler kurdurdu. Şu anda 18'e yakın tarihi çeşmenin adı geçiyor Uzunköprü envanterinde. Murat Han bu çeşmelerin suyunu daha uzaklardan getirtmek sureti, onlara da söyleyeceğiz nereden getirdi, ne yaptı. Burayı meskun bir hale getirdi. Ondan sonra da bu köprüden geçen kervansarayların hayvanlarına ahırlar tahsis edildi. Kervan sahiplerine veya diğer personele yatacak yerler temin etti. Yani gelen de sokakta kalmıyordu. Çünkü otel yok, o yok, bu yok. Nerede? Dağda mı yatsın bu insanlar? Osmanlı insanın iskan edileceği yerde yatmasına hep önem vermiştir. Ya canım çadırda da vaktinizi geçirin dememiştir. Mutlaka yoldan gelen bir insan bir çatının altına, bir kubbenin altına kafasını sokardı, öyle istirahat ederdi. Şimdi biz kamplarda, çadırlarda falan filan kalıyoruz. Hadi askersin, düşman kovalıyorsun, sen çadırda kal, doğru, ama yani adam kervanıyla gelmiş, ticaret tırlarıyla gelmiş, bu şoföre sen arabanda yat diyorsun. Bugün o olmuyor işte. Halbuki onların o gün için otel vazifesi yapan kervansaraylarda ağırlanması çok daha insani oluyordu. Birbirleri kaynaşıyorlardı. Ticaret yapalım derken kültür alışverişi de yapıyorlar idi. Şimdi buradan biz gidelim de efendim. Şöyle Uzunköprü'yü, sadece karayolunu gördük. Keşan yolu üzerindeyiz. Uzunköprü'de işine girmişiz şu anda. Oradan bu anlatımımıza devam edelim efendim. Şimdi Uzunköprü Belediyesi'nin çatısına çıktık. Uzunköprü'yü rahat bir şekilde sizlere gösterebilmek için. Burada Uzunköprü'nün tarihinden de birkaç kelime, bir şey bahsetmek istiyorum. Çünkü bulunduğumuz yerde fazla emniyetli bir yer değil. Yani fiziki emniyetli değil benim için, sunucu için. O bakımdan eksik olan şeylerimizi de inşallah diğer bölümlerimize Uzunköprü'yü anlatırken anlatırız. 1873'te Sultan Abdülaziz Han zamanında Uzunköprü'ye tren yolu geldi. İstasyon yapıldı. Yani demir yoluna ulaştı. Aynı demir yolundan 1909'da Abdülhamid Han tahttan indirildikten sonra Hadımköy'den trene bindirilip efendim Selanik'e gönderilirken gene buradan geçti Abdülhamid Han'ın treni. Hayrabolu, Malkara, Uzunköprü halkına zamanın idarecileri haber gönderdiler. Bütün masrafınız bize ait. Kızıl Sultan geliyor trenle. Onu taşlayın, yuhalayın, bir şeyler yapın. Protesto edin yani bugünün ifadesiyle. Bu köylerden ve bu ilçelerden bir tek kişi çıkmadı. Abdülhamid Han'ı taşlamak için getiremediler. Enteresan bir hikaye efendim. Bu her yerde bilinen, yazılan bir şey değil. 1917 Devlet Salnamesi'nde Cisri Ergene olarak geçiyor. Cumhuriyetten önce burası Cisri Ergene, yani Ergene Köprüsü deniyor. Daha sonradan tren yolu geldiğinde istasyona Uzunköprü lafını koymuşlar. Uzunköprü istasyonu demişler 1873'ten sonra, ama Salname'de gene Cisri Ergene diye geçiyor. Daha sonraki yıllarda da Uzunköprü'ye dönüşmüş. 1871'deki nüfus sayımında burada 3500 civarında Müslüman, 14.700 civarında da Rum ve Bulgar vardı. 1829 Osmanlı-Rus Harbi'ndeki 28-29 Rus işgalinde buralar çok zarar gördü. Bilhassa Edirne Selimiye Camii'nin çalınmadık şeyi kalmadı, kütüphanesi dahil. 1877-78 93 Harbi, Osmanlı-Rus Harbi'nde de burası Rus işgaline uğradı. Ruslar burada da tarihi eserlere zarar verdi. Günlerdir ben bu bölgedeki ilçelerdeki tarihi eserleri vermeye çalışıyorum. Bir tanesinin kitabesine orijinal rastlayamadım. Malkara'da bir yerde rastlamıştım aylar önce çekim yaptığım zaman. Ve Ruslar burada 1 sene 2 ay kaldılar. 78 Harbi'nde. 1913'te 2. Balkan Harbi sırasında Bulgarlarla diğer Balkan devletleri birbirleriyle harp ederlerken Bulgarlar burada büyük zayiat yaptılar. Malkara'da Kurban Bayramı namazı için camide toplanan halktan 234 kişi namazdayken katlettiler. Malkara hemen burası, Hayrabolu hemen burası, yakındaki yerler. Buralarda da, Keşan'da da aynı şekilde bayram namazı vaktinde birçok insanın canına kıydıklarını biliyoruz. Çanakkale'ye gidecek olan mühimmat Bura yoluyla, buraya trenle getirildi. Buradan kara yoluyla Gelibolu bölgesine aktarıldı. Uzunköprü'nün böyle de bir gazilik şerefi vardır. Yani Gazi Uzunköprü dense denir mi? Denir ama yani her ilçemiz artık, her ilimiz gazi. Yani evet Antep'e, Maraş'a, Urfa'ya böyle bir unvanlar meclise verildi ama herhalde diğer yerlerinde bu harplerde şehit olan asker sayıları, bu harplere katkıları, bir Kastamonu mesela, gazi olacak yer varsa Kastamonu gazi olması lazımdı. Kastamonu'da gazi yapamadık. Şimdi Kastamonularda zaten bundan uğraşmak arzuları da olmadığını zannediyorum. 1920'deki Yunan işgalinde bunlar geldiler, isimlerini değiştirdiler. Uzunköprü'nün de ismini değiştirdiler. Keşan'ın da, İpsal'ın da, oh dediler tamam artık Yunanistan büyüdü bakın. Sulandıkça büyüyor. Neredesiniz şimdi? Hadi gelin bakalım. İstanbul'u alacaklardı da imparatorluğu ihya edecekler. Büyük Yunanistan'ı Anadolu'da kuracaklardı. Hala beklesinler, kursunlar. Efendim 1922'de kurtuluştan sonra Uzunköprü'de efendim adı Uzunköprü olarak tescil edildi ve 2 sene 4 ay 18 Kasım'a kadar 4 ay Yunan burada o İstiklal Harbi sırasında birçok zulümleri irtikap etti. Buralarda milli direnişlerin planlanması camilerde yapılıyordu. Ege'de de Trakya'da da. Halk camiye gelince cami sadece cemaat için toplanılan yer değil. Ya bu işgalcilerden bu güzel yurdumuzu nasıl kurtaralım diye kararlar alıyorlardı. Onun için de bu camilerin imamları Yunanların ilk hedefiydi. Casus aradılar mıydı? İmamları buluyorlardı. Casus bunlar. Bunlar kuvvetli bir örgüt değil ya. İnanıyor toprağını kurtaracak. Bir serçe bile yuvasına saldıran kocaman yılanın üzerine pike yapar boyuna ki benim yavrularıma zarar vermesin diye. Serçe vatanını korurken biz vatanımızı korumayacak mıyız insanlar? Efendim Uzunköprü'nün tarihini şimdilik bu kadar anlatıyorum. Bundan sonraki programlarımızda ve günlerde size Uzunköprü'nün diğer tarihi mekanları hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.